Vallahi sen böyle olmasan hayatta gelemezdim. Öldüm öldüm dirildim ya. Gel bakayım yanıma. Ben seni biraz sakinleştireyim o zaman. Ay. Nasılsın? Uyuyabildin mi? Pek değil. Ama sen yanımda olsaydın mışıl mışıl uyurdum. Çok ağrın oldu mu? Biraz. Bak, sana bunu süreceğiz. Sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Bu ne aşkım? Bu. Kantaron ya. Eziklere, morluklara birebir. Annem hep bana bundan sürerdi. Çok aşere bir çocuktum da. Ağaç tepelerinin inmediğini biliyoruz. Sen yaşlanınca bana iyi bakacaksın ha. Belli. Bakarım tabii. Hadi. Yardım eder misin? Ederim. Çok hafif de bu kantaron yağı mıdır nedir, biraz kötü mü kokuyor ya, anlamadım. Hani evet, çok güzel koktuğu söylenemez ama sonuçta şifa. Hemen iyileşecek. Peki o zaman. Sen ne diyorsan öyle olsun hemşire hanım. İlaç, ilaç. Sesini çıkarma. Tamam. Biraz da omuzlarıma mı sürsen? Tamam. Ha, biraz daha şöyle. Ya Burak, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyor gibi görünüyorum. Ya Burak ya. Oh. Ay çok oh. Özür dilerim. Oh. Ya sen şimdi böyle yapınca şey oldu. Ne oldu? Ya sen beni öpmeye çalışınca ben kötü oldum. Kötü olunca panik yaptım. Panik yapınca da böyle oldu işte, anladın mı? Nasıl oldu? Ya anlayışla kötü oldum diyorum. Neyse, benim gitmem lazım artık. Ya biraz daha kalsan. Yok yok, benim acilen gitmem lazım. Yağımı da alayım. Hadi yat yat. Başlayalım. Şimdi bu üyeleri alfabetik olarak bir sıraya sokalım bakalım. Ben başlamıştım. C'ye kadar geldim zaten. Ya C'ye V harfi gibi davranma. Daha üçüncü harftesin. Yok yok. Sen de o ışığı gördüm ben. Çok geçmeden V'ye kadar gelmiş oluruz. Tamam. O zaman ben bunları hallederken sen de üye isimlerini bilgisayara geç. Hadi bakalım. Tamam patron. Yaz kızım. Niye bakıyorsun öyle? Acele et.
Yoruldum. Biraz ara verelim. Ya hadi, ne ara vermesi? Aksine daha fazla hızlanmamız lazım. Gevşeklik yapma ya. Gevşeklik yapmayayım mı? Sen harbiden komik bir kızsın. Ya gerçekten ben devam edemeyeceğim. Bastı beni burası. Ben alışık değilim uzun süre aynı yerde kalmaya. Bunaldım. Ben senin için ne yapabileceğimizi buldum. Nereye? Ya laptopunu da al. Benimle gel hadi. Hadi. Sen de mi acıktın? Evet. Ama ben daha sonra gelirim. Bir sandviç yap da yiyelim. Ben mi yapacağım? Tabii ki de. Ya işte Emir, evde Emir. Tamam. Ya tamam tamam, dur. Ben yapacağım. Ama bak, ilk denemem. Eğer beceremezsem dalga geçmek yok, tamam mı? Tamam, hadi bakalım. Sen de tabakları çıkart. Gören olmaz inşallah. Merak etme, gözüm kapıda. Ben hemen seni saklarım. Zaten saklama konusunda üstüne yok. Sandviçlerimiz hazır. Tamam, çaylar da hazır. Biz muhteşem bir ekip olduk ya. İş yerinde öyle, evde öyle. Aynen öyle. Şaşırttın beni. Hangi konuda? Sandviç çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ben yakalanmadan odama gideyim. Aslı. Her şeyin ötesinde kaldım, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel. Ne oldu yine, ne istiyorsun? İsimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın. Her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim. Küçücük bir kız gibi sarıl bana. Belki de senden çok hoşlanıyorumdur. Olamaz mı? Öp biraz, dokun sakin ve usulca. İzin ver seni. Aa, çocukluğumdan beri bilmiyordum. Binelim mi? Ne oldu? Az önce dönelim diye ısrar ediyordum. Madem buradayız, tadını çıkaralım. Aferin.
Lafımı dinliyorsun. Ay hemen havaya girme ya. Ya tamam tamam sustum. Biniyoruz o zaman. Sen ciddi misin? Aslı ben buna binecek değilim herhalde. Pardon Burak Bey. Siz yatlara, teknelere alışkınsınız. Ya ondan değil. Neden peki? Tamam tamam. Yaşasın. Hadi. Şu an bunu kullandığımıza inanamıyorum ya. Komik bir şey bu. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Nasıl ama çok eğlenceli değil mi? Evet, çok güzel. Hareketlere bak ya. Sanki bana usta. Neydi bunun adı? Deniz bisikleti. Zannedersin usta deniz bisikleti şoförü. Manevralar falan. Benim de bildiğim bir şeyler var. Of, yoruldum ya. Biraz dinlensek olur mu? Tamam. Küçükken her yaz babam beni buraya getirirdi. Bisiklete binerdi. Ya denizle aram pek iyi olmadığı için kumla oynardı. Kumdan kaleler yapardı. Bana uçurtma uçurmayı öğretmeye çalışırdı. Ama ben hiç beceremezdim. Şimdi buraya gelince o anları hatırladım. Her şey ne kadar kolaydı. Hayatım nasıl olurdu? Muhtemelen tanışamazdık. Muhtemelen. Annem için her şey daha da zordu. Tek başına aldı hayatın sorumluluğunu. Ben mutlu olayım diye gözümün içine bakar. Ne istersem yapmaya çalıştım. Emel teyze çok iyi bir insan. Hele yemekleri efsane. Aa öyledir. Ben de kaptım ondan bir şeyler. Daha bir makarnanı bile yemedik ama. Yaparım ben sana makarna. Yani evde yaparım, yersin annenle. Tamam Aslı. Sen yap da ben bir şekilde yerim. Ya bir şey soracağım. Yüzme bilmeyen birinin bunu bilmesi bence çok garip. Yani bence pek güvenli değil. Sence? Yok, ben çok bildim. Vallahi bilemedim. Ya devrilirse? Of Burak, korkutma şimdi beni ya. Ya kork diye söylemedim. Ayrıca ben yanındayım. Bir şey olmaz, merak etme. Hı hı. Yok, git. Boğuyordun beni, unutmadım. Ya o an tahmin edemedim işte. Ama sonra telafi ettim, değil mi? Evet ya. Çok sağ ol. Ama öyle bir günde öğrenilmiyor ki. Pratik yapmak lazım. Kulüpte iş çıkışlarından sonra pratik yaparız. Olmaz mı? Yok, gerek yok. Korkarım yani ben. Teşekkür ederim. İlginç bir deneyim oldu. Benim için de öyle. Çok keyifliydi. Ne yapalım, deniz kenarına gidelim mi? Geri dönelim mi artık? Biraz daha. Thank you.
kov. Allah Allah. Kim dağıttı ki bu masayı? Şimdi bunlar. Bu evde bir gariplik var. Ay üç harfler falan olmasın. Korkmaya başladım vallahi. Tırttı galiba. Ekmek alabilir miyim şu kanalda? Götürdün ya Aslıcığım. Götürdüm değil mi? Evet. Ama baktım ekmek sepeti boş. Allah Allah. Vallahi ben de anlamadım. Ya masayı da düzenlemiştim. O da bozulmuş. Şükran abla. Evde birileri mi var? Tabii var Aslıcığım. Baksana kaç kişi yaşıyoruz bu evde. Yok onu demek istemedim. Üç harfler falan mı var evde? Yok kızım olur mu öyle şey? Ay daha neler Aslıcığım ya. Ne bileyim olanlara bir anlam veremeyince. Ah köpeği salıvermişlerdir. O yapmıştır mutlaka. E tamam işte çocuğum. Köpek yemiştir ekmekleri. Evet ya otur o zaman. Bakarım ben. Kahretsin. Jambonlar da gitmiş. Şükran teyze doğru söylüyor. Bunu yapan kesin bir köpek. Hem de arsız bir köpek. Ama ben seni bulacağım. Neredesin bakayım sen? Aslı. Masayı kurmayı ben devam ederim Aslıcığım. Sağ ol. Annen seni bekliyor. Omletin hazırmış. Tamam. Elif abla dikkat et. Galiba köpeği salmışlar. Masadaki yiyecekleri yürütüyor. Allah Allah. Az önce ben kulübesinde görmüştüm onu. Neyse tamam canım. Kolay gelsin. Sağ ol. Günaydın. Kahvaltıya özel bir isteğiniz var mıydı? Yok, hayır. Yalnız ben kahvaltımı odamda yapacağım. Ona göre hazırlarsanız. Peki Burak Bey. Ya bir şey soracağım. Tabii buyurun. Bizim evde yeni biri mi çalışmaya başladı? Emel Hanım mı soruyorsunuz? Yok, hayır. Onun dışında. Yok, hayır. Ya ben genç bir kız gördüm. Misafir mi? Ha, siz Aslı'dan bahsediyorsunuz sanırım. Emel Hanım'ın kızı Aslı. O da müştemilatta annesiyle birlikte kalıyorlar. Anladım. Neyse tamam. Ben odama geçiyorum. Peki. Ben de hemen kahvaltımızı getiriyorum. Yani ben şimdi Aslı'yla aynı evde mi yaşıyorum? Şaka gibi.